İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh. Kendini hesaba çek. Allah adamlarından alim ve veli bir zat. Ederdi insanlara çok öğüt ve nasihat. Bir gün bu büyük zatın biri geldi yanına. Çok zenginim deyince nasihat etti ona. Buyurdu ki, zenginlik hiç mühim değil elbet. Zira bu saadete değil kâfi bir senet. Mühim olan parayı nereden kazandınız ve onu nerelere ve nasıl harcadınız? Helalden kazanmayan 90.000 hacca gitse, sonunda cehenneme düşebilir o kimse. Ve kılsa da o kişi 90.000 rekat namaz, yine de cehennemden kendini kurtaramaz. Zira eğer haramla beslenirse bir beden, hiç sevap kazanamaz yaptığı ibadetten. Farz borcu ödense de verilmez asla sevap. Hatta tövbe etmezse çekebilir çok azap. Haram ile beslenen vücudu ateş yakar. Aklı olan harama eder mi hiç itibar? Kazandığın maaşı helal ettirmemişsen, nasıl cevap verirsin Rabbine mahşerde sen? Bugün ben Allah için ne yaptım diye her gün kendine hesap sor ki hafiflesin bu yükün. Zira Peygamberimiz buyurur ki, şimdiden görün hesabınızı hesaba çekilmeden. Hak Teala soracak girince kabre yarın, nasıl para kazanıp nerelere harcadın? Nerelerde eskittin vücut azalarını, hazırlaman gerekir bunların cevabını. Zira nice sakatlar, kör kötürüm olan var. Cevap hazırlayın ki ölünce soracaklar. Hazreti Ömer bile sorarmış kendine hep, dermiş ki Allah için ne yaptın bugün acep? Her gün nefsimiz için yaparız nice şeyler. Onlar hep sorulacak mahşerde birer birer. O gün yaptıklarımız konunca önümüze, nasıl mahcup oluruz o anda Rabbimize? Affı ve mağfireti olsa da Rabbimizin, layık olmak gerekir ona kavuşmak için. Affa layık olmanın şartı da şu ki yine, merhametli olmaktır cümle din kardeşine. Zira Müslümanlara kin ve nefret taşıyan insandan daha bahtsız kim vardır acep şu an? Kelime-i tevhidi söyleyen evliyadır. Zira evliyalığın dereceleri vardır. Bırakın müminleri, kâfirlerin bile biz kalbini incitmeye asla mezun değiliz. Birini kötülemen gerekirse muhakkak, kendini kötüle ki sensin buna müstahak. Zira Rabbine karşı bunca günah ve isyan yapmışken, başkasına kızılır mı ey insan?
dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kerem'den olan Alaaddin Attar rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, amellerin en güzeli gönülden geçenleri araştırmaktır. İyi mi geliyor, kötü mü geliyor bilmektir buyuruyor Alaaddin Attar kuddise sırrı. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler hocam. İyi günler efendim, buyurun. Allah'ım hayırlı ömürler versin ikinize de. Kurban olduğum Allah daha sizin gibi nicelere başımızdan eksik etmesin. Estağfurullah. Türkiye'nin ülkesine Allah'ım kurban olduğum Allah'ım gece gündüz sizlere dua ediyorum. Hocam sizden önce bir yani duanızı bekliyorum. Allah-u Teala sizden de razı olsun. Sizden, sevdiklerinizden, evladı yerinizden razı olsun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. İnşallah. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefesi de iman selamet versin. Allah 100.000 kere razı olsun. Size hazır hayırlı uzun ömürler versin. İnşallah. Hayırlısın inşallah. Teşekkür ederiz. Hocam benim sorum şöyle. Şimdi ben 4 tane çocuğum var. Bunu ben Mustafa hocama da belirtmiştim. Fakat o büyük kızıma vermemiştim. Öbürlerine hepsine verdim. Yani emekliyim, biriktirdim. Az az para verdim. Yani 50'şer bin lira falan. Birine de 27 lira verdim yanımda oturan oğlumdan. Ama bu büyük kızım şimdi geldi, İzmir'deydi. Geldi diyor ki sen diyor onlara diyor verdiğinden kaldı mı diyor. Kat kat misli oldu diyor. Ama benim gönlümden de onlara vermek geçmiyor. Mustafa hocam biliyor durumu. Yani biraz yani dinde biraz değil tam zayıflar. Anladınız sanırım hocam. Hı hı. Onun için içimden de gelmiyor vermek. Ne yapacağımı şaşırdım şu anda ben. Versem mi vermesem mi? Aynısını versem kabul etmiyor diyor. Yani diyor şimdi diyor, o para öyle kaldı mı diyor. Mesela sen 8 sene babam öldüğünde diyor vermiştin diyor abi kardeşlerimize diyor. Şimdi diyor ben az az halbuki kuruş kuruş yemiyorum. Yani çocukluğumdan beri idareyle alıştığımdan yani müsrif de değilim. Ama yani kendimi yetecek kadar idaremden çıkmıyorum. Yani israf da değilim. Yerine göre yani yardım da yapıyorum. Fakat hocam yani bu kızıma ne yapmam lazım? Bana onun için aydınlatın. Bir de hocam bir sorum daha var. Şeyde mesela ben ayağımı kaldırıp lavaboda abdest alamıyorum. Hani belimde kırık var. Dizlerimde de rahatsızlık var. Sağ olun, Allah razı olsun. Şimdi banyoda musluğa tutuyorum. Yani çeşmeyi öyle tutarak eğilmeden, olmadan yani yıkıyorum. Bir de şey diyorum mesela Sırat Köprüsü'nden kaydırma Allah'ım falan işte o duaları okuyorum. Güzel. Acaba uygun mu uygun değil efendim. Mi? Uygun efendim. Tamam. Hocam bir de işte Afyon'a gideceğim Kablıca'ya. Eşim yok benim. Yani 4 tane hacı arkadaşım var. Onlarla beraber gideceğim. Uygun mu o da? Nereden gideceksiniz Afyon'a? Ben Adana'dayım. Adanalıyım. Adana'dan tamam. Afyon'a gideceğim. Peki efendim. Tamam hocam. Allah razı olsun. Peki, Allah hayırlı ömürler versin. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo, iyi günler, iyi yayınlar. Selam. Teşekkür ederiz. Aleyküm selam efendim, buyurun. Benim şimdi miras ve mal paylaşımıyla ilgili bir sorum olacaktı. Evet. Benim eşim ve babalarım iki kardeşler. Bunlara babalarından 19,5 dönüm bir arazi kaldı. Bu araziyi 100.000 lira karşılığında sattılar. Şimdi sorum şu yönde. Eşimin 6 tane amcası bir de halası var. 3 amca bir hala vefat etmiş, 3 tane amca hayatta. Bunların da bu mal üzerinde hakları var mı? Varsa ne kadardır? Nasıl paylaşılır? Şimdi hanımınızın, yani kayınpederim vefat etti. Evet, kayınpederim vefat etti. Kayınpederin oğlu var mı? Yok, sadece 2 kız kardeşler. Eşim ve baldızım. Tamam efendim. Tamam efendim. Tamam. Peki, teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Selamun aleyküm. Buyurunuz, aleykümselam. Ben Mustafa Osman hocamla bir sorum vardı. Dinliyoruz efendim, buyurun. Şükürler olsun hocam, size bağlanabildim. Ben ikinci evliyim. Eşimin de ikinci evliliği. Eşimin 4 tane çocuğu var. Ben miras hakkında soracaktım. Eşimle biz... Ben 300 gram altın verdim. Bir ev sahibi olduk. Eşim gerisini kredi çekerek. Ondan sonra çocuklarına çok böyle benden önce de benden sonra çok böyle para masraf ediyor. Ben de helalinden olsun istiyorum. Mesela yer satıyor.
Senin hakkı da ben tamamladım. Onlara vereceğim hepsi. Ben de diyorum ki biraz da beni gönülle diyorum. Ama üzerine de gitmek istemiyorum hocam. Ne yapabilirim? Peki efendim. Benim hakkım var mıdır? Diş mirası konusunda sorun var hocam. O da benim, biz üç kardeşiz. İki kız bir oğlan, kardeşim biri bekarken vefat etti. Kim? Abim ben. Oğlan dört kardeşlik, üç kardeş kaldık. Oğlan kardeşimin biri vefat etti. İki kız bir oğlan. Abim ben bir evin bir oğluyum. Benim dediğim olacak. Ben şurayı şurayı istiyorum diye bir evimiz var. Ben diyorum tamam, ikiye bir. Erkek çocuğuna çok verecek. Ona okuduğum, dinledim. Ondan sonra burada ne yapabilirim? Evi ona vermek istemiyorum. Günaha girebilir miyim? Ev üçümüzün olsun diyorum. Hocam kitapları okuyorum. Saadet-i Edebiye, İlmihal, Mektubat-ı Şerif'i bitirdim. Bunları hem okuyorum hem dağıtıyorum ama çok şükürler olsun ki size bağlanabildim. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Allah. Amin. Buyurun hocam. Bugün de mirasla ilgili sorular var bayağı, değil mi? Evet. Bu konuda çok sıkıntı var. Niye İslamiyet bilinmiyor? Döviz yükseldikçe mi oluyor acaba? Bilmiyorum ki. Döviz yükseldikçe milletin aklına mal maşat geliyor. Evet. Şimdi kitaplarda zulüm anlatılmış ya. Zulüm deyince gidiyorsun, bizim dövüyorsun, malını parasını falan alıyorsun. Öldürüyorsun falan. Öldürüyorsun falan, alıyorsun. Şimdi İslam alimler çok uzun uzun anlatmışlar. Hani bizim zaman zaman naklettiğimiz şey, Sadi Şirazi Hazretleri'nin Bostan Gülistan kitabında bir şey anlatıyor. O hadiseler böyle geçmiş zaman şey kaydıyla vaktiyle diye başlıyor, öyle anlatıyor falan. Mesela benim öyle dikkatimi çeken, zihnimde yer eden. Çünkü uzun uzun bir şey anlatmaya gerek yok. Cuk diye anlatıyor, aktarıyor onu. Mesela oradan bir tane Şehzade Şirazi Hazretleri anlatırken buyuruyor ki bir hırsız varmış bu. Geceleri hırsızlık yaparmış. Gündüzleri değil. Bir gün gündüz elinde avucunda bir şey olmamış, acıkmış. Mecburen şehre inmiş. Yiyecek alacak. Gidiyor falan, bakıyor ki işte bakkal veyahut da aynı şekilde market neyse alışveriş yapıyor. Teraziye bakıyor falan. Adam sahtekarlık yapıyor. Hile yapıyor. Hırsız dışarı çıkmış, elini kaldırmış. Ya Rab demiş. Vallahi demiş, ben gece demiş, kimse karanlıkta hırsızlık yapıyor. Bunlar demiş güpegündüz yapıyor. Yine de insanlardan bir utanmam var yani, gece yapıyor. Güpegündüz yapıyor. Evet. Şimdi faiz diye bir şey çıkardılar. Yani güpegündüz gözünün içine baka baka senin paranı alıyor, değil mi? Evet. Adam hiçbir şey yokken işte dövizi yükseltiyor, ondan aynı şekilde tokatlıyor. Senin elinde hani $100, $200 var veyahut da euro var falan. O bir şey etmiyor. Adam $100 milyon yatırıyor. Bir gece bekliyor. Aha, aynı şekilde adam $10 milyon kazanıyor. Bu ne? İşte o hırsızın söylediği. Soygun. Bu da soygun. Ya Rabbi diyor. Güpegündüz. Ben diyor gece hırsızlık yapıyorum. Bunlar düpedüz gündüz yapıyor diyor. Tamam, düpedüz gündüz yapıyor. Bunlar da adamın gözünün içine baka baka faiz diyerek, herhangi bir şey yokken aynı şekilde şey yaparak, ve bir sürü de salak ve ahmak var. Bir sürü salak ve ahmak da var. Onlar da aynı şekilde tencere tavayla başlıyor adam tangır tungur tangır tungur tangır tungur bağırmaya. Niye bağırıyorsun ya? Gelecek adam seni dövecek netice itibariyle. Ve bu tip insanlar senin gibi uşakları bulduğu müddetçe şeyini yürütecek. Köşkünde oturur, viskisini yudumlar. Nasılsa der, benim bu hakkımı savunacak bir sürü salak ve ahmak var. Onların önüne yalandan iki üç kemik atarım. Ondan sonra birisini de aynı şekilde onlara düşman gösteririm. Onlar saldırır. Bir zamanlar vardı ya işte, yeşile dokunma. Yeşille meşille falan alakası yok. Adamlar aynı şekilde geldi. Bir sürü ağaçları kestiler, biçtiler falan. Hiç kıpırdı yok. Demek ki maksat o değil. Maksat o değil. Hani derler ya, maksat üzüm değil, bağcıyı dövmek diye. Dolayısıyla insanların uyanık olması lazım. Yani düpedüz gözünün içine baka baka senin cebindeki parayı alıyor. Adam işte Birinci Can Harbi ve İkinci Can Harbi'nden sonra Osmanlı Devleti'ni yıktılar. Osmanlı Devleti'ni yıktıktan sonra Batılılar, kapitalistler zulümlerini idare etmek için 100 sene idare ettiler. 2023'te bitiyor bu. İkinci bir 100 sene daha, bir asır daha kendileri rahat ettirmek için. Ya Avrupa'nın nesi vardı? Afrika'yı, Orta Doğu'yu sömürerek aynı şekilde memleketlerini öyle imar ettiler. Efendim şöyle çalıştılar. Ne çalışması be? Adamdan ekecek arazisi yok.
Seni beni aynı şekilde sömürerek, seni beni köle kabul ederek aynı şekilde o hale geldiler. İngiltere'nin nesi var? Hiçbir şeysi yok. Ama sömürge devleti, kapitalist devlet. Ama bir sürü uşaklar var. Getiriyor aynı şekilde sana dolar veriyor, sterlin veriyor neyse. Tutuyor parayla. Sen de onun adına havlayıp duruyorsun. Ya aklını başına al. Köpek olma. Ve köle olma. Aklını başına al. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Miras meselesinde hani şimdi şey yapılıyor falan. E sen şimdi İslamiyet'e uymuyorsun. Uymayınca da çok affedersin de başına düzgün birisi gelmez. Başına aynı şekilde zalim katlar birisi gelir. Seni de köle yapar hemşerim. Seni de köle yapar. Şimdi mesela bu kadıncağızın sormuş olduğu 4 çocuğum var dedi. Hepsine dedi işte beyim vefat ettikten sonra belli kendi gücümle şeyimle elde ettiğimi dedi. Hayattayken bir anne bir baba malın üzerinde tam tasarruf sahibidir. Benim hakkım var onda. Ona çok verdin bana az verdin deme hakkına sahip değildir evlat. Bir de kur hesabı yapmanın ne manası var? Bir de yani. Kur hesabı yapmanın. O zaman 50 bin lira tamamdı da. İşte şimdi neydi falan falandı feşmekandı. Dolayısıyla ancak mesela kitaplarda buyuruyor ki bu dinleyicimizde salih evlat hayrılır. Dinini bilen, 5 vakit namazını kılan ona bir diğerlerine bir veriyorsa ona 2 verir. Öbürlerinin benim hakkım var deme hakkına sahip değil. Çünkü hak değil o. O hak değil. Şöyle bile devlet mesela erkek vefat ettiği zaman onun hanımına maaş veriyor ya. Olsa bakıyor bir çocuklar benim de hakkım var. Mesela devlet diyor ki bu vefat etmiş hanımı dul kalmış. Bunun diyor bekar veyahut da dul kızı var. Ona da veriyor. Öbür evlatları bizim de hakkımız var onda. Ya hakkı falan değil o. Devletin vermiş olduğu hediyedir o. Adamın kazandığı ve miras değil o. İnsan oturur bir sorar ha dinle alakalı dinin emri nedir ne değildir falan. Mesela diğer dinleyicimiz ben dedi kitaplardan okudum dedi miras meselesinde erkeğin ve kızın ne kadar alacağı hakkında az çok mesela okumuş dinleyicimiz ona sevindim memnun oldum. Yani dedi dinimiz diyor ki kız evlat erkek evlatı yarısını alır tamam dedi ben bunları öğrendim. Bunu da kabul ediyor zaten. Bunu da kabul ediyorum. Bunu da kabul ediyorum. Yani hiç olmazsa bir altyapın olursun. Aa niye öyleymiş de canım ben beni ilgilendirmez falan filan. Oturduğun zaman da mangalda kül bırakmıyorsun. Hani İslamiyet'ti, hani dindi, hani Müslümandı. Müslümanlıkla bir alaka yok arkadaşım. Yağlı boyayla sürsen bile de bulaşmıyor. Yani İslamiyet sana bulaşmıyor. Dolayısıyla bu kadıncağız ne yapsın şimdi? Efendim zaten vermiş. Öbürüsü dedi zaten dedi durumu dedi şey değildi içimden de gelmiyor falan. Evlat olarak falan şey yapar, teklif eder. Kabul eder etmez efendim orada onlara verdim benim hakkımı yedim. Hak falan değil. Hiç vermeyeceğim desin ona razı olur. Ha, o zaman desin ki ha bunu kabul etmiyor musun? Tamam, o zaman kapıyı kapattım desin. Hadi güle güle. Allah Teala hidayet nasip etsin ona da. Bir de dinleyicimiz dedi ki ben dedi lavaboda dedi benim de işte ayağımda falan rahatsızlar olduğu için dedi, ayağımı kaldıramıyorum. Banyoda dedi abdest alıyorum falan. Efendim olur hatta bazı dinleyicilerim soruyordu. Şimdi Maliki mezhebinde dert lazım ya. Bazı dinleyicilerimiz sormuştu. Dedi diyelim ki nasıl yapacak falan. Ya o zor değil zamanımızda. Önceki zamanlarda da yapıyorlar. Ben köyde hani şimdiki o naylon yapılan aynı şeyler var ya fırça gibi süpürgeler falan filan var. Ya o öyle yoktu. Hani balkon yıkamak için şey yıkamak için falan araba yıkamak için kullanıyorlar ya öyle şeyler. Öyleler de yoktu o zamanlar. Ama sopa vardı. Çaput da vardı. Uzun bir sopa. Sopanın üzerine çaput doluyor. Onu bir kovanın içerisine temiz su koyuyor onun içerisine. Orada durduruyor onu. Necis bir şey yapmıyor. Ayağını yıkarken ayakta o bezle suyu döküyor. Bezle de o geçip gidiyor. Bitti. Oldu. Şimdi zaten o tip şeyler ne diyorlar? Vileda mı diyorlar? Ne diyorlar falan? Süpürge sapları. Evet. Var. Ve öyle aynı şekilde fırçalar da var. Onlar da bir tane temiz alırsın. Sadece onun için kullanırsın. Ayağını yıkarken ayakta suyu dökersin. Suyu dökerken de o uzun saplı vila dedikleri neyse onun sapıyla ayağını fırçalayıverirsin. Bitti. Maharik mezhebine göre delge oldu mu? Oldu tabii ki. Efendim eliyle yapmadı olmadı. Ya öyle değil o. Mutlaka eliyle yapacak diye yazmıyor kitaplar. Mutlaka eliyle yapacak diye yazmıyor. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hayattayken kendilerine bizim sayfa olarak sualler arz edilirdi. O arz edilen suallerden bir tanesinde mesela Maliki mezhebinde gusülde de delg farz olması gerekir. Ama insan sırtını eline ulaşamaz. Elini arkaya çevirdiğin zaman nereye kadar gider? O zaman sual olarak bu insan duşun altında her tarafını ıslattı mı bedenini? Islattı. Ovabileceği yerler ovdu mu? Ovdu ama sırtı olmadı. Hadi çıkarken havluyla veyahut da bornozla bu kurulanmıyor mu? Kurulanıyor. Peki bu beden ıslakken bornozla kurulanırken
böyle hareket ettirmiş olsa delk yerine geçer mi? Geçer diye cevap verdiler. Dolayısıyla bornoza da geçer, fırçayla da geçer. Yani dinleyicimiz doğru yapmış. Dedi ayakta yapıyorum. Eğer delk şeyse orada fırça veya buna benzer bir şeyse maniki mezhebin taktiği o da olur mu? Olur. Bir de dinleyicimiz dedi ki hani bey de vefat etmiş. Biz dedi dört hanım Adana'dan dedi Afyon'daki dedi kaplıcalara sizin memlekete geliyorlar. Başmakçı da yok kaplıca boş boşuna gözümün içine bakma yani başmakçı demeyecektim ama dedim gene. Yakın neyse. Yerlerde var. Tabii yakın yerlerde var. Sandıklı'da var. Ha, Sandıklı'da var. Oraya dedi gideceğiz. Efendim gündüz gitsinler. Çünkü Saadet-i Ebediye'de yolculukta namaz bahsinde orada bir kavil almış Hüseyin Efendi, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. O kavle göre buyuruyor ki namaz kılan, dinini bilen erkekler varsa yanında mahremi olmadan da yaşı da ilerlemişse zaten 3-4 kadın ruhsat var. O ruhsatı kullanır ve giderler. Yok çünkü başka onlara aynı şekilde refakat edecek kimse yok. Böyle durumlarda Saadet-i Ebediye'de bildirilen o kavli kullanmak suretiyle günah işlemekten kurtulmuş oldular. Hocam ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Kâbe yerine Horasan'a gitmek. Okyanusun ortasındayken karayı bulmak çok zordur. Hele bir de yanlış yol gösterenler çoksa insan mahvolur. Ehl-i sünnet âlimleri bizi öyle bir yola sokmuş ki nefsimize ve şeytana uyup bu yoldan ayrılmazsak salimen karaya çıkarız. Peygamber Efendimiz, ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan biri kurtulacak, 72'si cehenneme gidecektir buyuruyor. Hangi konuda olursa olsun, birinin sözüne kanarak bu yoldan ayrılırsak felaket olur. Hacca gitmek için yola çıkan bir adam, yolu yanlış birine sorup onun sözüne inanarak Kâbe yerine Horasan'a gitmiş. Oradakiler, burası Horasan deyince, adam tam ters istikamete yürüdüğünü anlamış ama ne Kâbe'ye gidecek takati ne de ömrü kalmış. Burada Kâbe mecazidir. Allahü Teala'nın rızası demektir. İnsan sokakta rast geldiği bir adama Allahü Teala'nın rızası nerede diye sorar mı? Ahir zaman çok tehlikeli bir zamandır. Ehliyetsiz kişilere sorarak bunlara inanarak hareket edenler, bu kişilerle beraber cehenneme gidecektir. Ufak bir rüzgarda sönebilecek bir mum ışığı gibi olan imanımızın devamı için çok dikkat etmeliyiz. Bir yerimiz ağrısa, 3 günlük dünyada rahat yaşamak maksadıyla tedavi edici ilacı bulmak için sayısız doktora gidiyoruz. Halbuki sonsuz hayat için daha dikkatli olmak gerekir. Allah-u Teala'nın rızasına giden doğru yolu bulunca, aklı bırakıp o yola tabi olmak lazımdır. Evet, doğruyu bulana, hakikati görene kadar akıl lazımdır. Fakat doğruyu bulduktan sonra hala akla tabi olmak, kendi nefsine uymaktır. Eğer akılla hareket edilmesi gerekseydi, peygamberlerin gelmesine gerek kalmazdı. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, hocama kavuşunca, aklımı bırakıp kurtuldum buyuruyor. Dini öğretecek kişinin icazetli Allah adamı olması lazımdır. Böyle bir Allah adamı ihlaslı olup dünya peşinde koşmayan alimdir. Allah adamı olmayan birine sorularak yapılan işler yanlış ilaç almış hastanın haline benzer. O yanlış ilacı içtikçe hastalığı daha çok artar. Allah-u Teala çok merhametli olduğu için danışılacak Allah adamları yaratmıştır. Onlara danışmalı, danıştıktan sonra da artık kendi aklımızla hareket etmemiz yanlış olur. Cahiller, ölüyü diriltip mezardan çıkarmayı büyük keramet sanır. Evliya zatlarsa ölü kalpleri diriltmeye, yani insanları kâfirlikten kurtarmaya ve hasta ruhları tedavi etmeye önem verir. Hacı Muhammed Parisa Hazretleri buyuruyor ki,
İnsanların çoğu ölüleri dirilteni büyük bilir. Allahü Teala'ya yakın olanlar bunu yapmak istemeyip ölü ruhları diriltmişler, talebenin ölü kalplerini diriltmeye çalışmışlardır. Doğrusu da kalpleri ve ruhları diriltmek yanında mezardaki ölüleri diriltmenin hiç kıymeti yoktur. Hatta abes yani faydasız şeyle vakit kaybetmek olur. Çünkü ölüyü diriltmek ona birkaç günlük ömür kazandırır. Kalplerin diriltilmesi ise sonsuz cennet hayatına kavuşturur. Zaten Allahü Teala'ya yakın olanların vücutları keramettir. İnsanları Allahü Teala'ya davet etmeleri Allahü Teala'nın rahmetlerinden bir rahmettir. Ölü kalpleri diriltmesi harikaların en büyüğüdür. İnsanların selameti onların varlığıyladır. Mahlukların en kıymetlisi onlardır. Onların sözleri şifadır. Allahü Teala'nın ihsanları onların bulunduğu yerden eksik olmaz. Yanlarında bulunanların sonu kötü olmaz. Onları tanıyanlar mahrum kalmaz. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, o büyükleri yalancılardan ayıran farkların en açığı, yanlarında bulunanların kalplerinde Allahü Teala'nın korkusu ve sevgisi hasıl olmasıdır ve başka şeylerden soğumalarıdır. Evliya zatla münasebeti olanlarda bu alametler hasıl olur. O halde hakiki bir mürşid-i kamille sahtesi arasında iki fark vardır. 1. Hakiki bir mürşid-i kamil insanları kendisine değil İslamiyet'e çağırır. Kendisinin mürşid-i kamil olduğundan bahsetmeye de ihtiyaç duymaz. Peygamber Efendimiz'i, Kur'an-ı Kerim'i yani İslamiyet'i anlatmak varken bir kimsenin kendinden bahsetmesi, kendine ait bir şeyle ortaya çıkması sahtekarlık olur. 2. Hakiki bir mürşid-i kamille beraber olanların kalplerine mutlaka Allah sevgisi ve Allah korkusu gelir. Dünyaya karşı soğukluk, ahirete karşı sıcaklık hisseder. Bu iki vasıf bulunmayan kimsenin mürşid-i kamil olmadığı anlaşılır. Dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Şimdi efendim, ikinci dinleyicimiz dedi ki, kayınpederin dedi iki tane kızı var. Birisi benim hanım dedi de balzım dedi. Vefat etti dedi. Ama dedi kayınpederin işte kız kardeşleri ve erkek kardeşleri de var. Bunların da dedi dinen hakları var mı? Var. Erkek evlat yoksa vefat edenin kız ve erkek kardeşleri de mirastan pay alır. Anne baba her zaman pay alır. Evladınınkinden her zaman pay alır. Annenin de babanın da hisseleri Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş. Altta bir diye geçiyor. Dolayısıyla evet kızların hisseleri yüksek ama yani bunların amcaları ve halaları da oradan pay alır. Amcaları ve halaları da pay alır. Şimdi hassas bir konu. Hassas bir konu. Şimdi Anadolu'da yaygındı. Şurası benim olsun, burası benim olsun. Eskiden yapıyorlardı. Şimdi öyle değil ama. Şimdi öyle değil. Mesela diyor ki şu kır tarlalar diyor. Burası diyor 5 dönüm diyor. Burası diyor işte şey verimli bir yer. 2 dönüm. Burası 5 burası. Bu 5 dönümü sana vereyim. Bu 2 dönüm benim olsun. Bu şekilde böyle paylaşmalar yapmışlar. Çünkü benim babamlar da bile yapmışlar. Ama vaktiyle nasıl yapıyorlar şey ama şimdi öyle değil. Devlet hepsini internete yükledi. E-Devlet de var. E-Devlet'ten kendi şeyine girdiğin zaman görüyorsun. Şak diye biliyor. Kır tarla 5 dönüm mü? Kaç mirasçı var? 5. 5'te 1 hissesi var diye. Bölüyor. Evet. Bölüyor. Şimdi bazıları mesela itiraz ediyor. Diyor ki işte daha önce işte şey yapınca mesela diyelim ki dede vefat etti. Çocuklarına şey yapıldı. O çocukları işte burası biraz çorak arazi. Burası 5 dönüm senin olsun falan dendi. Onlar verimli yerleri aldı. Ondan sonra da mesela nene de vefat etti. Şimdi öbürleri devreye giriyor. Diyelim bu arada oğlan da vefat etmiş. Şimdi Mustafa Bey kitaplarda buyuruyor ki oğlan vefat etti, oğlanın çocukları var. Çocuklar halalarıyla beraber. Başka amcaları yok. Halalarıyla beraber.
vefat eden bu erkeğin çocukları halalarıyla beraber tekrar mirasçı olur. Kız olmuş olsaydı, kız çocuğu olsaydı mirasçı olamazdı buyuruyor. Ama hayatta torunlar yani. Ha torunlar hayatta amcaları yoksa. Amcaları yoksa. Ve erkek çocuksa. Erkeğin çocukları ise bunlar evet. Halalarıyla beraber mirasçıdır. Siz alamazsınız. Daha önce aldınız. O yanlış. Nerede yazıyor o? Öyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bu vefat eden erkeğin çocukları dedesinin ve ninesinin başka amca olmadığı için, erkek evlat olmadığı için malından halalarıyla beraber mirasçıdır. Efendim öbürleri siz zaten daha önce fazla aldınız, şimdi hakkınız yok deme hakkına sahip değiller. Çünkü vefat eder etmez otomatik olarak burada haklar var. Hani bunlar vermiyoruz, etmiyoruz falan diyorsa gitsinler devlete müracaat etsinler. Bir görürler orada gittiği zaman tapuda görünce aa diyecekler mirasçılar devlet zaten taksim etmiştir onu. Devlet taksim etmiştir. İşte babam vefat etti, annem vefat etti. Şimdi e-devlet girdi ya. Benim mahdum e-devletten içeri bir girdi falan. Oo dedi baba dedi maşallah dedi falan. Her tarafta. Tarla mı kalmış size? Tarla kalmış tabii. Tarla kalmış. Aslı var ama bunun değil mi? Ya aslı var tabii canım. Tamam. Mesela bir dönüm tarla bir yerde var. Dörtte bir hisse devlet yazmış. Dörtte bir senin diyor. Bunu değiştiremezsin. Öbür tarafta mesela dönümün bize üç evlek bir dönüm derlerdi. Bir evlek dönümün üçte biri. Bunu da dört kişiye taksim etmiş. Devlet diyor ki şimdi ben bunlara tapu vermem. Birleştirin. Yani belli bir dönüm bildiriyor. O dönümden aşağıya tapu vermiyor artık. Hisseli tapu veriyor. Sen buraya diyor ortaksın. Ama sana müstakil tapu vermiyor. Çünkü devlet uyandı. Dedi ki şeyler araziler küçüldükçe tarım yapamıyorsun. Bunları birleştirin dedi. Birleştirin diyor. Yani 5 dönüm 10 dönüm olsun ki adam rahat da oraya buğday ekebilsin veya başka bir şey ekebilsin. Şimdi devlet zorluyor yani o konuda. Dolayısıyla şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimizden bu şekilde böyle sıkıntılar varsa hiç yani onlarla cedelleşmesin. Doğrudan doğruya gidin tapuda. Sizin adınıza takır 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 yazılmıştır onlar. Onların burasını biz sana vermeyiz. Sizin hakkınız yok demelerinin bir kıymeti yok. Dolayısıyla vefat eden erkek çocuğun çocukları, erkek evladın çocukları, hayatta olan amcaları yoksa halalarıyla beraber kalan mirasın hepsine hak sahibidirler. Sizin hakkınız yok demek bu yanlış. Olmaz öyle şey. Buradaki de mesela erkek evlat olmadığı için halalar ve amcaları mirasçı olur. Yani vefat edenin erkek kız kardeşleri mirasçı olur. Buna da sizin hakkınız yok deme haklarına sahip değiller. Zaten devlet onda da giriyor devreye. Onu da giriyor. Efendim son dinleyicimiz benim dedi ikinci evliyim. Beyimin de ikinci evliliği dedi. Beyimin dedi daha önceden de 4 çocuğu var dedi. Şimdi tabi dedi onlara yatırım yapıyor dedi. Bazen benim de gönlümü alsan falan diyorum dedi. Yani ben dedi bir şey söylememem lazım. Onu artık erkeğin düşünmesi lazım. Tamam hayattayken çocuklarına verebilir ama şimdi hayat arkadaşı netice itibariyle. Onun da gönlünü alması lazım. Yoksa keyfi olarak o şekilde ben istediğimi yaparım falan demek o soğan erkekliğidir. Başka bir şey değildir yani. Ve bir de bazı yerlerde mesela kız evlada miras vermiyorlar falan. Şimdi öyle değil o devlet şey yapıyor o vermiyorum falan demesince. Eğer o tarla o arazi tapuda gözüküyorsa devlet onu görüyor. Kimin üzerine? Osman Ünlü'nün vefat ettiği. Mirasçıları kaç tane? 10 tane. Şırak diye devlet devreye giriyor onların hepsini. İşte hayattayken verirse verir. Hayattayken tapuyu evet. Hissesini aktarır yoksa. Devlet devreye giriyor. Efendim bu da miras meselesi. 2 kız 1 oğlan. Oğlanın birisi daha önce vefat etmiş. Şimdi oğlan önceden vefat edince hayatta da oğlan kalınca bir önceki dinleyicimizin işte o da miras meselesiydi de. Dolayısıyla bu oğlanın vefat eden oğlanın çocukları alamaz. Yalnız alabilir de. Diyeceksin, dinleyicilerimize ki ne biçim size hem alır hem almaz diyorsunuz falan. Alamaz. Eğer evlat babadan sonra vefat ettiyse onun çocukları mirasçı olamaz. Başka erkek evladı hayattaysa. Babadan önce. Yani şöyle söyleyeyim. Dededen
dededen önce baba baba vefat ettiyse dede sonra vefat ettiyse ve dede vefat ettiği zaman işte kızlarla beraber bir o erkek evladı da varsa artık o vefat eden oğlunun çocukları mirasçı olamaz. Hayatta erkek evladı var. Peki tersi olursa dede önce vefat etti. Dededen bir ay sonra, iki ay sonra veya bir sene sonra da bu erkek çocuğu vefat etti. Bir erkek çocuğu daha var. Dede vefat edince otomatik olarak bu erkek çocuğuna miras tahakkuk etti. Bunun evlatları babalarının hakkını alırlar. Babasının orada bir hissi var. Artık babası dedesinden kendi babalarına intikal eden o mirasta öbürleri söz sahibi değil. Bu çocuklar söz sahibi. Diyor ki dedemden babama intikal eden bir miras var. Bu bir dönüm, iki dönüm, beş dönüm. Bu miras otomatik olarak artık vefat edince çocuklarına kalır. Efendim daha önce taksim edilmemiş, edilmesin. Bunun hissesi belli orada. O hisse buna aittir. Ve çocuklar da bu hisseyi kendi aralarında ikiye mi, üçe mi, dörde mi mirasçı neyse ona taksim edebilirler. Onun için hem alır hem alamaz. Yani önce vefat etmesiyle sonra vefat etmesi arasındaki farkı kitaplar bu şekilde böyle izah etmişler efendim. Şimdi burada da mesela deniyor ki olan birisi vefat etmiş. Dinlediğimiz kadarıyla dededen önce vefat etmiş. Değil mi? Öyle anladım ben. Dolayısıyla bunun çocukları mirasçı olamaz. Bunun çocukları mirasçı olamaz. Peki amca ve halaları ya kardeşimizin çocukları deyip hediye ederlerse mahsur olmaz. Mahsur olmaz. Hediye o. Hediye yani. Hak değil yani. Evet. Miras değil. Hediye. Peki bunlardan da aynı şekilde iki kız bir oğlan. Oğlanın bir tanesi işte Anadolu yiğitti. Bu ev benim, kimseye vermem. O ev yani babanın üzerine kayıttı ise tapuda onu vermem demesinin bir kıymeti yok. Gidip tek başına satamaz onu. Çünkü devlet diyecek ki bir dakika. Bunlar üç kişi, üçte bir hisse senin. Ve bu üçte bir hisse de bu şekilde böyle olduğu zaman devlet diğer iki mirasçıya soruyor. Diyor ki bu satışa çıkardı hissesini. Onlar itiraz ederlerse o satamıyor. Tabii. Bir tanesi imza vermese satamaz. Satamıyor. Ancak birbirlerine devrederler. Ne olur? Ha bu iki kız oğlan bu ev benim olsun derse hay hay kendi hisselerini ona satarlar. O da parasını öder. Tapuya giderler. O iki hisse de oğlanın üzerine geçer. Bir hisse zaten kendisi üzerindeydi. O zaman ne oldu? Tamamen tamamına sahip oldu. Öyle olur. Başka türlü. Efendim sana veririm de vermem de o eskidendi. Oturduğun yerde böyle şey yok. Yani şu anda her şey devlette kayıtlı. Devlette kayıtlı. Ne kadar arazim var. Yani ben kaç sene önce babam hayattayken falan. Mesela bizim köyde tabi kadastro geçiyor diyorlar. Hani geçiyor bu tarla kimin? Bu arazi kimin? Tabu kayıtlarına bakarak mesela bizim bir mezar vardı diye bir yer vardı. Bağımız falan vardı. Böyle şey bir yer yani böyle düz arazi yer değil. Öyle bir yer değil. Dedemin üzerine. Dedemin de üç tane çocuğu var. İki kız bir oğlan. Devlet şaktı. Tak 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 üçte bir. Şimdi bir çıktı karşımıza. Burası üçte biri sizin. Mesela annem rahmetli dedi ki orası tamam bizim falan derdi falan. Öyle bizim demek ki bizim olmuyor. Seninse hayattayken onları düzeltmen lazım. Tabi kadastro geçerken yok. Bu işte dedeye ait değil, onun oğlu olan falana aitti demen lazım. Kadastro öyle geçecek. Öbürleri de itiraz etmezse sende kalacaktı o. Bir sene mi, ne müddeti vardı falan. Dolayısıyla şeylerde evlerde falan da işte verirdim vermezdim abi, alırdı alamazdı falan. Bunların hiçbirisi dert değil. Yani böyle sormasına bile gerek yok. Bir dakika ya tapuya gidelim bakalım bir. Ev kimin üzerinde? Ha, babaların üzerinde. Şimdi baba vefat etti. O ölüm beyannamesi veriliyor. Evet. Vefat edince otomatik olarak orada yazar artık. Bu evin işte geride bu babanın mirasçıları bunlar. Hatta torunları bile devreye sokabilir devlet. O oğlun çocuklar bile de oraya devreye sokabilir. Onlar da devreye soktuğu zaman aha o abim hani burası benim diyor da. Onda biri kalmış bir evet, bakmış. Evet bir bakmış onda biri kalmıştır. Yani onun için hiç endişe etmesinler. Devlete gitsinler. Ha devletteki durumu herkes görünce hani takke düştü kel göründü derler ya. Ha şey yapınca herkesin hissesi belli. Dolayısıyla
Derler, otururlar, anlaşırlar. Hisseleri devredelim. Sen şuradan feragat edersen bunun karşılığı olarak bunun bedeli bu. Bu bedel de bunu karşılıyor. Bunu bana, bunu bana. Kendi aranızda aynı şekilde halledebilirsiniz onu. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.